geldiniz. Merhabalar. Şimdi analizi yapıyoruz. Mustafa Bey'in saç analizini yapıyoruz. Saç analizden sonra saç ekim programlamasını yapacağız. Başlayalım. Evet. Üst bölgelerden zayıflayan, incelen saçlar var. Ay ve tüy dediğimiz. Onlara bakıyoruz. Dökülme alanlarına bakıyoruz. Daha sonra doner bölgesine, alım yapacağımız bölgenin gücüne bakıyoruz. Yani seyrek mi, evet. Sık mı, evet. Kurtarır mı, kurtarmaz evet. mı? Mustafa Bey'in çalışması. Evet, Mustafa Bey'in doner bölgesi bayağı güçlü. Saç ekimi için bayağı uygun. Mustafa Bey'in ön bölgesine şu bölgeden başlayarak komple saçını kapatıyoruz. Peki saç olmayanlara ne yapıyorsunuz? Saç olmayanlara bir şey yapamıyoruz. Kökten. Doner bölgesi önemli bizim için. Şu alım, arka kısım alım kısmı önemli. Orijinal uyum sağlaması evet. için. Oranı yeterli olması gerekiyor. Kaç günlük bir işlem gerekiyor bu işlem için toplamda? Toplamda ekim 7 ve 8 saat sürüyor. Daha sonrasında sürecimiz başlıyor. 4. aya kadar saçlar çıkmaya başlıyor. Güzel. Kaç gün sonra ekmeye başlıyor? Ekimden sonra ilk 2 gün sonra ilk yıkamasını yapıyoruz. 10. günde kabuk soyma işlemini yapıyoruz. Kabuk soymadan evet. üzerindeki katman soyuyoruz. Evet. O da yıkama. Ama biraz daha farklı yıkama yapıyoruz onda. 1. ayda perepesini yapıyoruz. İlk perepesini. 2. ayda 2. perepesini. 3. ayda 3. perepesini. Bunun yanı sıra ozon tedavisi de yapıyoruz. Hücrelerin yenilenmesini, güçlenmesini sağlıyoruz. Sürecimiz 1 yıl sürüyor. 1 yıl içerisinde saç, eklemi saçlar çıkmaya devam ediyor. 1 yıl sonunda olması gereken süreci görüyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.